Tekrar merhaba herkese. Eğer herkes hazırsa webinarımıza başlayabiliriz. Ekranda görebildiğiniz üzere bugün Midas Civil kullanarak dengeli konsol metodunu yani FCM köprüleri ve bununla beraber bu sistemin en büyük sorunu olan Camber deplasman kontrolünü gerçekleştireceğiz. Elimden geldiğince size Midas Civil ile yapılan bu sistemi, bu çözümlemeyi anlatmaya çalışacağım. Sorularınız olursa lütfen yazın webinar aplikasyonun içerisinden. Eğer en sonunda zamanımız kalırsa buradan cevap vereceğim, yoksa daha sonra mail ile size dönmeye çalışacağım. Öncelikle kendimden bahsedeyim. İsmim Yaşar Zahit Oral. Yaklaşık 1,5 senedir Midas firması için çalışmaktayım. Ve Midas Civil'in de bu şekilde eğitimlerini vermekteyim. Sunumumuza geçelim isterseniz. İlk başta Midas Civil ile FCM köprünün modellemesini ve tasarımının nasıl yapıldığını, tasarım sürecinden bahsetmek istiyorum. Burada görebileceğiniz üzere genel prosedür madde madde açıklandı. Bunun akabinde tek tek üzerinden geçeceğiz. Neyle başlıyoruz? Ön tasarımla başlıyoruz. Burada köprümüzün açıklık bilgisine, hizalama dediğimiz yani vertical alignment yani eğimini, köprünün eğimini, kesitlerin tanımlanması, malzemeler, sınır koşulları. Akabinde eğer demeyelim mutlaka olacaktır, tendonların öngelme tanımlamaları, kesitlerin donatıları, sonrasında inşaat aşamalarının tanımlanması. Bunun sonucunda analizi yaptıktan sonra çıkan sonuçların kontrolü, neler var burada, gerilmeler var, deplasmanlar var, tendon kayıpları var vesaire. Hareketli yük ve diğer yüklerin sisteme uygulanması ve en sonunda da servis yükleri altında tasarımın kontrolü olarak maddelendirebiliriz. Ön tasarıma gelecek olursak, az önce söylediğim gibi köprünün kurgu var mı, kaç açıklıklı, geometrisi nedir? Bunlar belirleniyor. Tabii bunları belirlerken hem kullanılan tasarım kılavuzları yani design guide'lar ele alınıyor. Ya da kişinin tecrübesine bağlı kalarak seçilebiliyor. Ayrıca yine standartlarda yer alan ve de hala hazırda kullanılan kurallar çerçevesinde ön tasarım gerçekleştiriliyor. Peki bu ön tasarımı yaptıktan sonra Midas Civil içerisine bunu da girmemiz gerekiyor. Şimdi bir kesit belirliyoruz. Bu kesitleri programa girmemiz gerekiyor. Midas Civil içerisinde birçok öngelmeli kesitin database'e yer almaktadır. Bunları istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ya da kullanıcı tanımlı kesitleri oluşturmanız mümkün. Burada gördüğünüz gibi Section Property Calculator isimli bir modül var. Bu modülü de istediğimiz kesitleri AutoCAD ortamında çizip çıkartabiliyoruz ve sisteme tanımlayabiliyoruz. Tabii bir de zamana bağlı ve normal beton ve çelik malzemelerin tanımlanması var. Burada da gene database'de yer alan standartlar ile malzemelerin tanımlanması yapılabiliyor. Sürme, müzülme ve kompresif sifet yani mukavemet grafiklerini, zamana bağlı grafikleri İster istediğimiz bir standartta, istersek kullanıcı tanımlı olarak çizdirip programda kullanmamız mümkün.
Bir sonraki aşamamız tendonların tayini, tendonların sisteme tanıtılması. Vidas Sivil ile 3 farklı tendon yapısını kullanabiliyoruz. Nedir bunlar? Ekranda gördüğünüz gibi internal yani betonun içinden geçen önceden hazırlanmış tendonlar sonradan art germe yöntemiyle kullanılan yine beton içinden geçen tendonlar. Gene art germe metoduyla bu sefer betonun içinden değil kesitin içerisinden geçen tendon tipleri. Bu üçünü de burada sağ taraftaki pencerede gördüğünüz gibi bir pop-down menü yardımıyla seçmemiz mümkün. Akabinde tendonun alanını, kullanılan boşluk miktarını ve de relaxation quotient yani rahatlama kas sayısını da gene standartlara, buradaki standartlara bağlı kalarak seçmemiz mümkün olmaktadır. Peki tendonları nasıl sisteme tanıtıyoruz? Yani tendon geometrisine, layout'a. Burada da birkaç farklı yöntemimiz var. Nedir bunlar? Bir tanesi AutoCAD'de önden ve üstten görünümlerini, tendon ön gelme kirişlerin içerisine tendonları yerleştirerek AutoCAD'den import etmemiz mümkün. Burada sistemin kurtulu ya da düz olması bir şey fark etmiyor. Kirişin başlangıç noktasını ve bitiş noktasını belirttiğimizde sistem otomatikman tendonları kirişin içerisine yerleştiriyor. Başka bir araçta tendon template aracı olarak gösterilebilir. Burada önceden gene tanımlı tendon şekillerine neler var burada? İşte düz, köşeli yani hark dediğimiz ya da curved eğimli olarak tendonları seçerek burada da başlangıç bitiş noktalarını söyleyerek tendonları yerleştirebiliyoruz. İstediğimiz gibi tendon adetlerini artırıp sağ sola oynatmamız mümkün bu aracı ile. Ben bunu birazdan size uygulamalı olarak göstereceğim. En önemli bu tür segmentel yapıdaki köprülerde en önemli konulardan birisi de inşaat aşamaları. İnşaat aşamalarını Midas Sivil ile istediğimiz kadar tanımlayabiliyoruz. Herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Peki nasıl tanımlıyoruz? Burada gene birazdan göstereceğim size sistemin elemanlarını gruplandırarak bu gruplar yardımıyla aktive ve deaktive ederek sistemde inşaat aşamalarını tanımlayabiliyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi elemanları gruplandırıp burada işte aktivasyon kısmına add deyip eğer varsa işte sınır koşulları ve yükleri de add deaktive ederek farklı inşaat aşaması inşaat aşamalarında direkt tanımlama yani yükleri ve sistemi tanımlamamız mümkün. İstediğimiz gibi sınır koşulunu değiştirebiliriz. Yükleri ekleyip çıkarabiliriz. Herhangi bir limitimiz bulunmamaktadır bu aşamada. Tendon kayıplarına gelecek olursak burada analizi yaptıktan sonra 7 tane farklı tendon kaybını görebiliyoruz. Bunları istersek grafiksel, istersek tablo görünümünde izlememiz mümkün. Hatta tendonlardan dolayı oluşan gerilmeleri de sistem üzerinde kontür yardımıyla görmemiz yine mümkün olmaktadır. Peki diğer yüklere gelelim ki bunlardan en önemlisi hareketli yükler ve araç yükleri. Burada geometriyi oluşturduktan sonra köprünün belirlediğimiz bir çizgisinin üzerinden hareketli yükleri tanımlayabiliyoruz. Bu üç aşamada gerçekleşiyor. Önce hareketli yükün hangi standarda göre uygulayacağımızı seçiyoruz. Akabinde trafik şeridinin çizgilerini oluşturuyoruz. En sonunda da araç yüklerini o standartta yer alan ya da kullanılacak tanımda araç yüklerini tanımlıyoruz.
Birçok soru alıyoruz. Hem kullanıcılardan hem de Midas'ı kullanmayan kişilerden acaba sıcaklık etkisi ele alınıyor mu diye. Sıcaklık etkisi hem genel olarak mevsimsel sıcaklık değişimleri anlamında ele alınabiliyor. Hem de betonun sıcaklığı hem işte kürlenen betonun ve daha ıslak betonun ya yani alt ve üst seviyelerindeki kesitin alt ve üst seviyelerindeki sıcaklık farkları da ele alınabiliyor. Bunu da nasıl yapıldığını size az sonraki uygulama aşamasında göstereceğim. Peki sonuçlara gelirsek, sonuçlarda nasıl grafikler bizi bekliyor? Mesela deplasman ve deformasyon kontrolünde sistemi istersek renderlı model üzerinde kontrolleri işleyerek görmemiz mümkün. Ali ya da deform shape olarak da görebiliyoruz. Düğüm noktasındaki reaksiyonları tek tek alabiliyoruz. Ya da gerilmeleri ve yükleri bu şekilde gördüğünüz gibi grafiksel olarak almamız mümkün. Hareketli yükleri de buradaki etki çizgisini ve hangi araçların nerede olduğunu, hangi elemanın üzerinde en çok yükün hangi araç koşuluna göre olduğunu görmemiz mümkün olmaktadır. Analizi yaptık. Analizden sonra da tasarımı gerçekleştiriyoruz. Tasarım için istediğimiz standartta istediğimiz faktörleri seçmemiz mümkün. İster burada gördüğünüz üzere ilgili standardın kendi içerisinde default olarak yer alan değerleri kullanabiliyoruz. İstersek de tüm katsayıları elimizde değiştirebiliriz. Kendi tasarım isteğimize göre değiştirebiliriz. Bunların sonucunda tasarım gerçekleştiriyoruz ve gene istediğimiz elemanın, ister tüm elemanların, isterse sadece bir iki elemanın tasarım raporunu bu şekilde Excel formatında ya da Word formatında almamız mümkün. Burada gösterdiğim her şeyi az sonra uygulama sırasında size göstereceğim. O aşamada da eğer sorularınız olursa lütfen benimle paylaşınız. Şimdi örnek modele geçelim isterseniz. Şimdi bugün sizinle birkaç örnek model üzerinde çalışacağız. İlk başta bir dengeli konsol köprünün manuel olarak yani sıfırdan nasıl kurulduğunu göstereceğim. Akabinde aynı ya da benzer bir köprüyü sihirbaz yardımıyla nasıl kuracağımızı göstereceğim. İkisinin farkını burada izleyebileceksiniz. Son olarak da gene uygulamalar olarak camber kontrolünün nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle Midas Civil'in ekranından bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi burası modelimizin oluşturacağımız ekran. Sol tarafta Tree menü adı altında bir penceremiz var. Burada malzemelerimiz, kesitlerimiz, kesit bilgilerimiz, tendon bilgileri ve burada az sonra yapacağımız her şey yavaş yavaş aşağı doğru. Tarık Bey şu anda geliyor mu sesim? Duyabiliyor musunuz beni? Geliyor mu sesim? Tamam. Tamam şu anda evet ses geliyor. Tamam devam ediyorum ben. Tekrar söyleyeyim az önce söylediklerimi. Bu Midas Civil'in penceresine baktığımızda sol taraftaki
3 menüden tüm yaptığımız aşamaları izleyebileceğiz. Birazdan göreceksiniz. Herhangi bir işte sınır koşulu oluşturduğumuzda, ek bir yük oluşturduğumuzda, elemanlarda her şey buraya teker teker aktarılacak. Burada başka ne var? Mesela tablolar kısmına geldiğimizde işte Structure Table diyor. Burada Properties'e gelip Section'ı seçip çift tıkladığımızda şu anda tanımlı olan Section'ları görebiliyoruz. Ya da malzemeye çift tıkladığımızda şu anda tanımlı olan malzemeleri görebiliyoruz. Bir nevi sistem içerisindeki olan her şeyi burada tablo halinde de almamız mümkün. Grup kısmına geldiğimizde burada az sonra kullanacağız bunları. Bu inşaat aşamasında vesaire gruplar bize yardım edecek ve ayrıca report kısmı yer almakta. Ben şimdi burada Words kısmına geliyorum. Üst taraftaki menüden bahsedelim. Burada da soldan sağa doğru gidiliyor genel olarak. İşte görünüm, structure, buradaki işte wizard'lar var ya da kullanacağımız opsiyonlar mevcut. Node ya da elementlerle alakalı işleyeceğimiz şeyler bu bölümde. Özellikler bölümü işte malzeme özellikleri, kesit özellikleri, sınır koşulları, yükler, analiz kısmında kullanacağımız item'lar, sonuçlar, sadece PSC bölümü, ondan sonra push over analizi, tasarım aşaması ve rating query tools. Burada gördüğünüz gibi her şey ribbon menü olarak kolayca erişilebilir şekilde düzenlenmiş. Alt tarafta mesaj window yer almakta. Burada analiz yaparken ya da sistemde herhangi bir sorun oluştuğunda buradan izleyebilirsiniz. Burası aşağı yukarı gidiyor. Hani kullananlar için eğer aşağıda kalırsa bunu birazcık da olsa açıp burada yazanları görmenize tavsiye ederim. Hani herhangi bir hata anında hatanın nereden kaynaklandığını görmeniz açısından size yararlı olacaktır. İsterseniz şimdi başlayalım yavaştan. Şimdi önceden ben zaman kazanmak için malzemeleri tanımladım gördüğünüz üzere. Bunları nasıl tanımladım onlara bakalım. Properties kısmına gidiyoruz. Properties sekmesine. Evet. Properties sekmesinde Material Properties butonuna bastığımızda karşımıza böyle bir pencere çıkmaktadır. Burada 3 adet sekme yer alıyor. Material, Section ve Thickness. Material sekmesine geldiğimizde Add butonuna basarak malzeme penceremiz açıldı. Burada Concrete, Steel herhangi bir malzemeyi tanımlayabiliyoruz. Concrete'e geldiğimizde beton malzemesini burada istediğimiz standarda göre bu şey oluşturmamız mümkün. Grade 3000, 4000 vesaire. Ya da none deyip malzemeyi burada kendimiz kullanıcı tanımlı olarak oluşturabiliyoruz. Aynı şekilde çelik malzemesini de burada gene standartlara göre oluşturdum. Kapatalım. Şimdi aynı pencereyi göreceksiniz ama bu sefer Section Properties'e geliyoruz. Demin Materials'daydık farkındaysanız. Aynı şeyi ister buradan geçebiliriz, isterse buradaki Section Properties butonuna basarak geçmemiz mümkün. Şimdi burada 5 tane farklı kesit görüyorsunuz. Bu kolon üzerinde kullanacağımız ana bağlantı elemanı. Eğer bu key segment kullanırsak şeyin sonundaki yani bu paper kısmının sonunda kullanacağımız key segment kullanırsak kullanacağımız kesit bu. Ve taper kesitler. Şimdi bunların farkı nedir? Bir tanesi görebilirsiniz burada. Sağ taraftaki küçük, sol taraftaki büyük. Bu da tam tersi. Yani birisi kolonun sol tarafındaki kısmı tanımlıyor.
Bir tanesi de kolunun sağ tarafındaki kısmı tanımlıyor. Yani büyükten küçüğe ve de küçükten büyüğe, hani tek doğrultuda baktığımızda bu şekilde tanımlanıyor. Kolon detayına gelecek olursak, kolon detayı da bu şekilde 6 metre, 6 metre biraz büyük oldu, hani iyi gözüksün diye dedim. Solid rectangle olarak tanımladık. İstediğiniz gibi burada tanımlamaları yapmanız mümkün. Şimdi burada ben AutoCAD'den köprünün hattını çağıracağım ve onun üzerinde işlemeler yapacağım. Import kısmına geliyorum ve AutoCAD DXF file'ı seçiyorum. Browse dedim. Burada Gördür DXF dosyasını seçiyorum. Eğer sisteminizde birden çok layer varsa ve siz sadece bir layer'ı içeri aktarmak istiyorsanız, istediklerinizi buradan seçmeniz mümkün. Ben ikisini de aldım, emin olamadığım için. Şimdi burada gelecek olan doğrultuyu hangi kesit ile, hangi malzeme ile doldurmasını söyleyeceğiz. Malzememiz C40 olacak, beton malzememiz. Kesit olarak da ben işte ilk kesit ile devam edeceğim. Bunun üzerinden kendi kesitlerimizi tekrar değiştireceğiz. Okey dedim. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde ana döşememiz, yani ana segmentlerimizi sisteme aldık. Burada isterseniz önden, üstten, soldan, sağdan görmeniz mümkün. Şimdi önden görünüme geçtim. Burada gördüğünüz üzere bir hidden view var. İstersek kapatırız, istersek açabiliyoruz. Nodları görebiliyoruz. Element numaralarını görebiliyoruz. Ben şimdi eleman numaralarını açık bırakıyorum. Demin size bahsetmiştim taper gruplarını, taper kesit gruplarını. Şimdi bunları sisteme aktaracağım. Select Single butonuna basıyorum. Bunu isterseniz Ctrl Shift S ile aktive ve deaktive edebilirsiniz. Şimdi benim ortadaki iki tane segmentim 12 ve 13. Bunun dışında kalan segmentleri seçiyorum ve Taper 1 kesitini alıyorum ve buraya sürüklüyorum. Gördüğünüz üzere şu anda Tapered elemanları atadım. Aynı şekilde sağ tarafı da yapıyorum ve Taper 2 olarak buraya atıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi her segment bizim tanımladığımız gibi sağ tarafı küçük, sol tarafı büyük ya da sol küçük, sağ büyük olacak şekilde atandı. Şimdi bunları gruplandırmamız gerekiyor. Yani buradaki segmentleri birleştireceğiz. Yine Properties altında Tapered Group ikonuna basıyoruz. Böyle bir pencere geldi karşımıza. Şimdi burada da küçük anlatıyor bize nasıl yapacağımızı. Group name olarak da sol diye isim verdim. Element listesi olarak gene Select Single'ı aktive edip Ctrl Shift S ile buradaki elemanları seçtim. Gördüğünüz gibi 1 to 11, 1'den 11'e kadar olan elemanları seçtim. Şimdi biz bunu nasıl birleştirmek istiyoruz? İster lineer birleştirebiliriz, isterse polinomial olarak birleştirebiliriz. Burada da derecesini girebiliyoruz. Ben bugün polinomial olarak birleştireceğim. Ve şu anda ay ekseninden, yani ay yönünden itibaren birleştirmeyi yapacağım. Seçtik elemanlarımızı, grup name'imizi ilettik. Buraya alt taraftaki Add butonuna bastığımızda otomatik olarak gördüğünüz gibi kesitin oluştuğunu görebiliyoruz. Aynı şeyi ben öbür taraf için de yapıyorum.
Burayı seçtim. Group name olarak sağ dedim. Gene polinom var ama bu sefer ters yönde olacak. J diyoruz. An yaptığımızda et dersek gördüğünüz gibi ters bir sistem oldu. Bunu sildim. J dedim. Et dedim. Gene gördüğünüz gibi doğru yönde polinomial görüntüyü elde etmiş oldum. Close diyorum, kapatıyorum. Şimdi burada bir şey yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi bizim notlarımız kesitin merkezinden geçiyor. Fakat ben bundan sonra kullanacağım bazı komutlarda bunun en üstten gitmesini istiyorum. Bunu nasıl değiştireceğiz? Şimdi biz burada hangi kesitleri kullandık? 1'i kullandık, 3'ü kullandık ve 4'ü kullandık. Gördüğünüz üzere kullanılmayan kesitlerin mavi renkte olduğunu görebilirsiniz. Bu da size bir programa verdiği ipucu. Şimdi birinci kesite geldim. Sağ tıkladım. Properties olarak seçtim. Burada alt tarafta Change Offset butonu yer almakta. Change Offset'e bastığımda gene offset değeri center center geçiyor. Ben bunu center top olarak değiştirip OK'ya basıyorum. OK'ya basıyorum. Gördüğünüz gibi bizim eksenimizi kesitin en üstüne taşıdık. Aynı şekilde tapered kesiti properties kısmına geldim. Change offset dedim. Center top dedim. OK dedim. Bunu da attık. Ve aynı şekilde Tapered 2'yi de Center Top olarak değiştiriyorum. Gördüğünüz üzere tüm kesitlerimize eksenimize taşımış bulunmaktayız. Şimdi isterseniz kolonumuzu oluşturalım. Kolon oluşturmak için Not Element sekmesine gidiyoruz üst tarafta ve burada Translate komutunu seçiyoruz. Şimdi Translate komutunu seçtiğimizde ne yapacağız? Kolonumuzun başladığı noktayı oluşturacağız. Bizim üstümüzde bir en üstte bir nokta var. Bu noktayı seçiyorum ve aşağıya eksi 5 Z yönünde 5 metre aşağı yönde kopyalıyorum. Apply dedim. Aşağıya bir tane eleman attı. Buradayken isterseniz yandaki supportlarımızı da oluşturalım. Select dedim. En sol baştaki nodu seçtim. Ve gittim. En sağ baştaki nodu seçtim. Bu sefer 5 metreyi 2 metre olarak değiştiriyorum ve Apply butonuna basıyorum. Gördüğünüz üzere en sağda bir elemanımız, ortada ayrı bir elemanımız ve en solda da başka bir support elemanımız yer almaktadır. Şimdi buradaki nodu aşağıya doğru uzatıp kolonumuzu oluşturacağız. Gene Node Element sekmesindeyiz ve bu sefer sağ tarafta Elements bölümünde bakın sol taraflar nodlarla yapılacak işlemleri gösteriyor. Sağ taraf ise elementlerle, elemanlarla yapılacak işlemleri gösteriyor. Elements kısmında Extrude butonuna bastım. Böyle bir pencere açıldı. Şimdi burada Extrude Type olarak Node'dan Line Element'ten, Line Element'ten Planar Element'e, Planar Element'te Solid Element'e olacak şekilde 3 derecede Extrude etme sistemi yer almaktadır. Biz şimdi az önce söylediğim gibi Node'dan Line Element'e gideceğiz. Element tipimiz Beam, malzememiz J40 ve kesitimizi de Pierre olarak seçiyoruz. Burada da eksi 20, 20 metre olacak şekilde aktar diyeceğiz. Ve gidiyorum elemanımı seçiyorum. Apply diyorum. Gördüğünüz üzere kolonumuz oluşmuş bulunmaktadır. Evet. Close dedim, kapattım. Şimdi burada köprümüzü oluşturduk ama köprümüzün destek noktalarını tanımlamadık. Gelin onları tanımlayalım şimdi.
Sınır koşullarına gidiyorum, Boundary'ye. Boundary'de Define Support bölümü var. Burada Define Support'a tıkladım. Tarık Bey burada bir soru sormuş. Kolon oluştururken Element Time Beam olarak mı görünmeli? Evet, Beam olarak tanımlıyoruz orada. Çünkü hani momenti vesaire alması için. Define Support dedim. Şimdi burada kolonumuzun altındaki element'ı seçiyorum. Ve bunu rigid olacak şekilde tanımlıyorum. Hem hareketi hem dönmeyi sabitledim. Apply dedim. Buradaki support'umu oluşturdum. İki baştaki sol baş ve sağ baştaki noktalarımı seçiyorum. Buralarda X ve Y yönünde hareket sınırını kaldırıyorum ve diğerlerini sabit tutuyorum. Ve bu şekilde supportlarımı oluşturuyorum. Close dedim. Şimdi gördüğünüz üzere burada başta anlattığım Tree menüde tek tek elemanları, yani yaptığımız şeyler burada yer almakta. Mesela supportları oluşturduk. Gördüğünüz gibi supportlar burada göstermekte. Ya da işte tapered group oluşturdum. Bunları otomatikman, hani çift tıkladığımızda hızlıca seçebiliyorsunuz. Şurada bir buton var bu arada. Initial View butonu lazım olabilir. Buna bastığımızda da her şeyi resetleyerek ana görünümü getirmekte sisteme. Şimdi biz buradaki supportlarımızı oluşturduk. Supportları oluşturduktan sonra burada bile supportlar ile köprüyü birleştirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde kolonumuz da köprüyle şu anda bağımsız hareket ediyor. Bunun için yine boundary kısmında Elastic Link butonuna tıklıyoruz. Elastic Link butonunda biz burada rigid tanımlayacağız. Eğer bir sönümleyecek bir şeyimiz varsa, bir sistemimiz varsa buna göre gelip farklı şekillerdeki elastik datalarını girip ona göre tanımlama yapmamız mümkün olacak. Ben bugün kolay olsun diye rigid'i seçtim. Two Nodes kısmı var burada. Buraya tıklıyorum ve her iki noktayı sırasıyla seçerek buradaki rigid bağlantıyı oluşturuyorum. Evet, bunları da oluşturduk. Şimdi biz gene malzemeler kısmına gelelim. Malzemeler kısmında zamana bağlı değişken malzemeleri tekrar göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz üzere Crimp and Shrinkage butonuna tıkladım. J40 malzemesi tanımlanmış durumda şu anda. Buna geldiğimde istediğimiz standardı seçerek tanımlamayı yapmamız mümkün. Yani aynı pencere açılıyor bu arada. Add dediğimizde de aynı pencere bu şekilde gelmekte. Boş olan yerleri dolduracağız. Ben yine J40'ı seçtim. Buraya geldiğimizde malzememizin mukavemetini yazdık. Ondan sonra %70 bir relative humidity değerini girdim. Ve ayrıca burada bir notional size bulunmaktadır. Böyle bir değer. Bu da yani bu alanın çevre, perimetre bölünmesiyle bulunan değer oluşturuluyor. Fakat burada bizim sistemimiz tapered olduğu için ve her segmentte ayrı ayrı notional yani elemanların notional size'ı farklı olduğu için ayrı ayrı hesaplanması gerekiyor. Midas CV bunu otomatik olarak yapmakta. Aylin Hanım bir soru sormuş bu arada. Link'i rigid link sekmesinden tanımlayamaz mıydık? Elastic link seçip rigid özellik girmekte fark var mıdır? Fark yoktur. Sadece orada tanımlama kısmı elastic link'te daha kolay. O nedenle orada kullandık. İsterseniz öbür taraftan da kullanmanız mümkün. Şimdi buradaki notional size'ı az sonra aktaracağım.
nasıl otomatik her segmentin otomatik olarak hesaplanması gerektiğini. Şimdi creep and shrink değerlerini bu şekilde girdik. Compression strength'e gittim. Burada J40 dedim. Gene aynı şekilde burada da belirli olan standartlarda grafiğimizi çizdirerek elemanın davranış, yani malzemenin davranışını tanımlaya gidiyoruz. Şimdi biz bu malzemeleri tanımladıktan sonra bir de bu malzemeleri hangi esas beton, yani biz zamana bağlı malzemeleri tanımlıyoruz ama zamana bağlı malzemeleri tanımladıktan sonra normal malzemeler ile bir de bağlamamız gerekmekte. Bunu da Material Link butonundan yapıyoruz. Buraya geldiğimizde şu anda bizim aşağıda gördüğünüz üzere bağlı. Nasıl yapıyoruz? Creep and Shrinkage'de oluşturduğumuz zamana bağlı malzemeyi seçiyoruz. Compression Strength zamana bağlı değişken grafiğini seçiyoruz. Ve aşağıda hangi elemana bağlayacağımızı seçip sağ oka basıp Selected Materials kısmına atıyoruz ve Add Modify butonuna basıyoruz. Eğer bunu yapmazsak sistem zamana bağlı malzemelerin tanımlamasını görmeyecektir ve sadece standart malzeme ile devam edecektir. Şimdi bir de Change Property kısmına girelim. Burada işte Notional Size'ın otomatik olarak nasıl oluşturulduğunu göreceğiz. Gördüğünüz üzere burada istersek bütün hepsini kendimiz bir input vererek kullanıcı tanımlı bir değer seçebiliyoruz. İstersek Auto Calculate diyoruz. Auto Calculate'e basıp burada tüm elemanları seçip Apply butonuna basıyorum. Ardından kontrol etmek için sağ üstte bulunan 3 noktaya bastığımda gördüğünüz üzere tüm segmentlerin değerlerinin, notional size'larının otomatik olarak hesaplandığını görebiliyoruz. Şimdi sırada tendonlarımız var. Tendonları nasıl oluşturduğumuza bakalım. Önce tendonun malzemesine nasıl oluşturduğumuzu görelim. Load sekmesine geldik. Load sekmesinde sol taraftaki Temperature Prestress butonuna bastım. Ve sağ taraftaki görebilirsiniz tendonla ilgili tanımlamalar yer almaktadır. Tendon Property'ye bastım. Burada Add butonuna basarak yeni bir tendon oluşturabiliriz. Hatırlarsanız az önce sunumda bu pencereyi göstermiştim. Tendon ismini gireriz. Bunu girdikten sonra internal retention, post-tension ya da external tendonlarını seçmemiz mümkün. Malzeme olarak tanımlı bir malzemeyi seçebiliriz. Şimdi burada total tendon area olarak burada isterseniz elle metrekare kısmını girebilirsiniz. İsterseniz buradaki 3 noktaya basarak tendon içerisindeki halatların kaç tane ve çapına göre işte 2-3 tane deyip bu şekilde otomatik olarak metrekaresini de hesaplattırabilirsiniz. Relaxation coefficient olarak da gördüğünüz gibi kendi içerisinde bulunan standartlardan bir yani davranışı seçip kullanabiliyoruz. Biz burada tendon kısmını oluşturmuştuk önceden. Bu malzemeyi kullanacağız. Şimdi Structure kısmına geçiyoruz. Şimdi burada tendonu nasıl gireceğiz onu göreceğiz. Structure sekmesinin altında PSC köprü seçeneğini seçip alttaki tendon template özelliğini
aktive ediyoruz. Şimdi burada şu şekilde gidebiliriz. Select Single butonunu tekrar seçiyorum ve segmentlerimi burada sadece üstteki segmentlerimi seçtim. Gördüğünüz gibi burada tüm segmentler görünür oldu ve burada da assign element 1 to 24 oldu. Burada istersek hani hangi segmente, hangi tendon detayını girmek istiyorsak buna göre seçip devam edebiliyoruz. Şimdi Add butonuna basalım. Add butonuna bastığımızda oluşturabileceğimiz tendonları, tendon şekillerini burada seçebiliyoruz. Mesela işte straightforward curved tendon, alt tarafı curvedken üst tarafı straight oluyor. Hard, curved, farklı türlü eğimli tendonlar burada yer almakta. İstediğimiz gibi spende başlangıç ve bitiş noktalarını seçip alt tarafta da bu arada değiştirebiliyoruz aynı şekilde. Tendonları seçip işleyebiliyoruz. Ben bugün önceden oluşturduğum bir tendon şablonunu çağırmak istiyorum. Burada görebileceğiniz gibi önceden bunları kaydedip, tendon şablonlarını kaydedip sonradan farklı kesitler için de çağırıp kullanabiliyorsunuz. Nasıl kullanacaksınız? Çağırdık. Diyelim ki kesit uymadı. Şimdi burada tüm üstten görünümü görebiliyorsunuz. Ayrıyeten segmentleri de ayrı ayrı burada görmeniz mümkün. Herhangi bir segmente çift tıkladığımızda segment üzerindeki tendonları da buradan izleyebiliyoruz. Demin dediğim gibi eğer çağırdığınız bir tendon template'e sizin yeni kullanacağınız bir segmente yani kesite uygun değilse o zaman bunları biz seçip modifiye edebiliriz. Nasıl? Ben burada mesela tendonları seçtim. Bakın sadece soldakileri seçtim. Burada Move or Copy butonu var. Offset D'ye, Offset D'ye. Nedir? Y ekseni buradaki yatay doğrultu. Burada 1 dediğimde Move diyorum. Bakın burada siyah noktaları gösterdi. Bu tarafa hareket ettireceğini gösteriyor. Apply dediğimde ben artık sağ tarafa doğru tendonlarımı hareket ettirmiş bulunmaktayım. Burada fazla tendon var. O zaman seçiyorum ve tendonları tek tek bu şekilde tek tek silebiliyorum istersen. Ya da aynı şekilde buradakileri de silebilirim. Ya da bunları çoğaltmak istiyorum. -2 diyorum. Kopya seçeneğini tıkladım. Bir defa kopyala diyorum. Gördüğünüz gibi direkt kopyaladım. Bu şekilde istediğiniz gibi tendonları manuel olarak oynamanız yani hareket ettirmeniz ya da kopyalamanız mümkün olmaktadır. Ben bunları sildim. Tekrar import deyip tekrar çağırdım eskisini ve OK'ye tıkladım. Şimdi ne oldu görelim bir. Burst kısmında bakın stress'in tendon seçeneğinin altında tendon profilimiz oluştu. Display dediğimde burada tendonlarımın nasıl oluştuğunu, nereden gittiğini bakın görebilirsiniz. Eğimli gittiğini, segmentler üzerinde eğimli olarak eğimli doğrultuda tendonlar gitmiş bulunmaktadır. Şimdi gelin bir de bunlara pre-stress uygulayalım. Load kısmında temperature pre-stress ve buradaki tendon pre-stress seçeneğine geldim. Şimdi burada bir load case oluşturmam gerekiyor. Benden çünkü stres oluşturacağım için bir yük kombinasyonunu ekleyecek. 3 noktaya bastım. Name olarak PS yazdım kısadan.
Type olarak Restrict seçtim. Add dedim. Yük kombinasyonumuzu oluşturduk. Şimdi burada istersek herhangi seçtiğimiz tendonları farklı yükleyip diğerlerini aynı yüklememiz mümkün. Ben şimdi bütün hepsini seçiyorum. Sağ tarafa aktardım. Ve burada da ön germeyi istersek gerilme, istersek yük girerek stres uygulayabiliyoruz. Ben bugün stres vereceğim. 200 kilonun metrekare yük gireceğim. Gerilme giriyorum ve Add butonuna bastım. Şimdi bakın burada yeni bir şey çıktı. Sağ tıklayıp display dediğimde her tendon üzerindeki girdiğimiz zaman ön germeleri de buradan izleyebiliyoruz. Şimdi tendonlarımızı da girdik. Artık inşaat aşaması kısmını da gösterebilirim. Ben burada diğer yükleri girmeyeceğim. Bundan sonra sihirbaz yardımıyla sistemin nasıl kurulduğunu göstereceğim. Bu aşamada yükleri girerek tam analiz kısmına geçeceğiz. Şimdi construction stage oluşturmak için bizim şunları silelim. Nasıl oluşturulduğunu da gösterelim. Gruplandırmamız gerekiyor. Nasıl gruplandıracağız? Structure gruba sağ tıklıyorum. New diyorum. Burada isim olarak SG dedim. Virtu 10 dedim ve Add dedim. Az önce bulunan grupları tekrar oluşturdum. Şimdi Single Select tuşuna basıyorum. Ve şu şekilde kolon ve üstteki iki tane düz segment seçiyorum. Ve sol tarafta SG1 olan grubu seçiyorum ve pencereye atıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane not, 3 tane elemanı buraya atadım. İkinciye gelelim. SG2 olarak atadık. Üçüncüye gelelim. SG3 olarak atadık. Dördüncüye gelelim. SG4. Bir tane daha yapalım isterseniz. Evet, bu şekilde atadık. Şimdi bu grupları atayarak ne yaptık? Ona bakalım. Şimdi burada Define Construction Stage butonu yer almakta. Buna basıyorum. Ve herhangi bir stage'in olmadığını görüyorum. Generate butonuna bastım. Demin yaptığımız gibi CS dedim. Virtu 10 dedim. Okey diyerek tüm Construction Stage'leri oluşturdum. Bunu oluştururken istersek aradaki gün sayısını da yani işte 3 gün sonra, 5 gün sonra, 7 gün sonra da tanımlamamız mümkün. CS1'e geldim. Şimdi ilk construction stage'imi oluşturacağım. Sunumda anlatmıştım gene. Burada aktive ve deaktive sistemiyle işlem yürüyor. SG1'i seçiyorum. CS1 seçili. SG1 grubunu seçtim ve activation kısmına ekledim. Apply diyorum. CS2'ye geldim. SG2'yi seçtim. Activation kısmına add dedim. Apply dedim. Burada apply'e basmazsanız kaydetmez. SG3'e geldim. Apply dedim. SG4'e geldim. Apply dedim. Apply. Bir tane de 6'yı yapalım. Apply. Okey dedim. Şimdi bakın demin burada sadece base vardı. Artık construction stage'lerimiz burada yer almakta. CS1'e bastığımda birinci inşaat aşamasında kolon ve üstteki iki segmenti görebiliyorum. İki de yandakiler eklendi.
3'te yandakiler eklendi. 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi bu şekilde inşaat aşamasını oluşturabiliyoruz. Eğer istersek sınır koşulu ve yükleri de burada istediğimiz construction stage içerisinde tanımlayıp aktivasyon ve deaktivasyonunu yapmamız mümkün olmaktadır. Tendonları da bakalım burada. Tendonları ayrı olarak atamamız gerekiyor. Evet, elle kurulumun genel hatları bu şekilde. Böyle hani oluşturduğumuz yükleri ve sınır koşullarını, işte tendon bilgilerini, segmentleri bu şekilde gruplandırarak, atayarak sistemi oluşturuyoruz. Şimdi de isterseniz hızlıca Wizard yani sihirbaz yardımıyla sistemi nasıl oluşturduğumuza bakalım. Şimdi gene bir boş sayfa açtım. Boş sayfada benim kesitlerim var, malzemelerim var, zamana bağlı malzemeler var. Bunları kullanacağım. Şimdi üst kısımda structure kısmına gittim. Structure kısmında FCM bridge var. FCM bridge'i seçtim. Gördüğünüz gibi böyle bir pencere çıktı karşımıza. Şimdi bu pencerede nelerimiz var ona bakalım öncelikle. Type 1 ve Type 2 olarak Bridge Model Data Type seçebiliyoruz. Farkı nedir? Type 1 biraz daha kolaylaştırılmış, şablonlaştırılmış bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Type 2'ye baktığımızda ise model penceresi aynı kalıp kesit penceresi ve tendon penceresi daha çok kullanıcı tanımlı sisteme olanak sağlamaktadır. Burada istediğimiz gibi kesitleri seçip devam edebiliyoruz. Biz bugün Type 1'i kullanacağız. Type 1'de ben gene önceden oluşturduğum sihirbazı çağırmak istiyorum. Evet. Şimdi burada ne yaptık? Gördüğünüz gibi kolonları tanımlıyoruz. Kolonun üzerindeki peer table'ı tanımlıyoruz. Zone 1 ve Zone 2'yi tanımlıyoruz. Eğer varsa key elementler ve daha düz olan FCM part'ı tanımlıyoruz. Buradaki sağ taraftaki elemanları tanımlıyoruz. Ayrıca istersek reduce oluşturup kurtlu bir sistem yapabiliyoruz. Metod olarak casting ya da precast olarak inşaat şeklini tanımlayabiliyoruz. Her stage'de 7 gün olduğunu atadık burada. 7 günde bir stage geçecek. Pier section olarak pier'imizi seçtik elemanımıza. Ve diğer rakamlarda istediğimiz geometriye göre şekillenmiş durumda. Kesit kısmına gelirsek, burada gördüğünüz gibi gene küçük ve büyük kesiti yarım yarım göstermektedir. Az önceki manuel kurulumda olduğu gibi tapered kısmı küçük bölümü ve büyük bölümü bu şekilde tanımlanmıştır. İstersek burada bir hücreli ve iki hücreli olacak şekilde kullanmamız da mümkün. Drawing'e bastığımızda deminki gibi görüntüyü almamız mümkün. Tendona gelirsek, tendonda da kullanacağımız tendonların nerede olduklarını böyle tanımlayabiliyoruz. Tendon özellikleri ne üst ve alttakileri farklı tendon bilgilerine girebiliyoruz. Jacking stres'te ister ultimate ister yield kapasitelerini yüzdesel anlamda kapasitelerine girmemiz mümkün. Burada tendon sayılarını gördüğünüz gibi tanımlayabiliyoruz kaç tane olacak. Ve her tendonun işte groundlarının aynı stage'de mi yoksa daha sonraki stage'lerde mi yapılması gerektiğini bilebiliyoruz. Şimdi bu 3 sekmeyi oluşturduktan sonra az önce hatırlarsanız manuel sistemde ne kadar zaman geçti? Şimdi bu 3 sekmeyi doldurduğunuzu farz edin ve OK'ye tıklıyorum.
Gördüğünüz gibi Wizard yardımıyla iki açıklıklı bir köprüyü saniyeler içerisinde oluşturmuş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi kurtlu yapı, iki tane açıklığımız var. Hem tapered hem ayrı düz kısımlar var. Ve aradaki key segmentlerde burada kullanılmış bulunmaktadır. Şimdi sadece geometriyi oluşturmadık. Tabii ki inşaat aşamalarında oluşturduk. Gördüğünüz gibi tüm inşaat aşaması otomatik olarak oluştu. Ayrıca tendonları da gösterecek olursak gene birden bakalım. Tendonlar da tüm inşaat aşamalarına göre otomatik olarak atanmaktadır. Şimdi base kısmına geliyorum. Burada modelleme yaparken dediğim gibi alt tarafta hata kısmına dikkat edin. Mesela herhangi bir kesitteyken ben buraya hareketli yük girmek istediğimde bana hata verecek. Alt tarafta gördüğünüz üzere bu weak load data sadece base stage'de girilebilir diye. Bunu gözünüzden kaçırmayın lütfen. Ben de onları kapattım. Şimdi artık benim sistemim hazır olduğu için bu kısımda hareketli yüklerimi ve diğer yüklerimi tanımlayabilirim. Şimdi gene sunumda anlatmıştım. 3 aşamada hareketli yük tanımlıyoruz. Önce standardımızı seçeceğiz. H2 standardını seçtim ben. Sonra şeritlerimizi belirleyeceğiz. Traffic line lanes'e geldim. Böyle bir pencere açıldı. Bu pencerede add diyorum ve buraya lane 1 yazıyorum. Şimdi bizim merkez çizgimizden bir eksentrisite ile tanımlayacağız şeritlerimizi. Eksi 4 metre diyorum ve 4 metre bir tarafa doğru geçeceğiz. Burada istersek traffic lane optimization, yani optimizasyon yaparak şeridin genişliğini de girip, yani eksi 4 metrede biz şeridin merkezini giriyoruz ve eksi 4 metre geride 3 metrelik bir şerit tanımlamasını yaparak bu 3 metre içerisinde hareketli olan araçları da, yani sağa sola kayan araçları da tanımlamamız mümkün olmakta. Eksi 4 metre dedim. Ondan sonra alt tarafta numbering, biz burada istediğimiz yerlerde, yani istediğimiz başlangıç ve bitiş noktasını seçebiliriz. Elemanları seçebiliriz ya da elemanların numaralarını girmemiz mümkün. Şimdi ben buraya geliyorum. Şurada bir select tuşuna basıp üstteki segmentleri seçiyorum. Görüyorsunuz burada 1 to 62 yazıyor. Bunu kopyaladım. Alt tarafa yapıştırdım. Yani 1'den 62'ye kadar elemanlar için bu şerit yükünü oluştur dedim. Apply tekrar kontrol edelim. Relevant board sanıyorum şurada. Seçenek. Evet, şimdi oldu. Demin hem burası seçildi hem burada, o nedenle iki şey oldu. Şimdi bunu tanımladım. Apply dedim. Apply diyerek gördüğünüz gibi buraya lane 1'i atadım. Şimdi eksi 4'ü 4 yapıyorum. Lane 2 diyorum. Ve buradaki şeyleri siliyorum. Ve tekrar ettim. Demin eksi 4 vardı. Eğer onu tekrar burada add desem öncekileri üzerine yazacaktı. Apply diyorum ve lane 2'yi de oluşturdu. Şimdi buradan döndürüp şeritlerimizin nasıl tanımlandığını görebilirsiniz. Şimdi şeritleri tanımladık. Bir de araçları tanımlayalım. Vehicle butonuna bastım. Vehicle butonunda
İster standarttan tanımlama yapabilirsiniz. H2O'nun içerisindeki standartlardan. İsterseniz kullanıcı tanımlı değerleri girmeniz mümkün. Ben bugün kolay olsun diye standarttan HS2044'ü gireceğim. Bu seçili okey dedim. Araç yükümüzü de aktive ettik. Şimdi araç yükünü koyduk. Son bir şey var. Bu da moving load case'lerini oluşturacağız. Add diyorum. MBL isimli bir moving load case dedim. Şimdi buradaki scale faktörleri isterseniz değiştirebilirsiniz, isterseniz default tutabilirsiniz. Ben sabit tutuyorum. Add butonuna bastım. Add butonuna bastığımda ayrı bir pencere daha çıkarttı bana. Bu ne demek? Burada istersek araç yükünün ölçeğini arttırabiliriz. İşte 1.33'ünü kullan diyebiliriz. İstersek bir tutabiliriz. Bir de bizim şu anda iki tane şeridimiz var. Hesap yaparken minimum bir şerit, maksimum iki şerit yükle diyebiliriz. Mesela dört şeridimiz var. Dört şeritte minimum iki şerit, minimum dört şerit, minimum üç, maksimum dört. Yani istediğiniz gibi burada seçebilirsiniz kombinasyonlarınızı. Lane 1 ve 2'yi seçtim. Sağ tarafa atadım. Okey dedim. Biz kombinasyonumuzu şu anda okey diyerek oluşturduk. Gene hatırlatıyorum, son tarafta her eklediğimiz şey buraya işleniyor. Close dedim. Şimdi burada ısı yükün, yani sıcaklık yükünün nasıl verildiğini göstereceğim. Burada gene load sekmesinin altında Temperature Prestress butonunu seçtim. Burada sistem temperature'ı seçtim. Sistem temperature'dan isterseniz genel mevsimsel sıcaklığı gösterebilirsiniz. Burada Fahrenheit diyor. Bunu değiştirmek için Tools sekmesine gidiyoruz. Unit sistem diyorum ve burada Celsius'u seçiyorum. Okey dedim. 3 noktaya bastığımda burada da sıcaklığı initial değerine, yani ilk sıcaklığı girebiliriz ve burada final sıcaklığı daha sonra kaça çıkacağını belirtip Add butonuna basabiliriz. Ya da kesitin sıcaklığına baktığımızda bizim PSC kesitimiz var. Burada gördüğünüz gibi kesitlerin referans çizgisini alttan ya da üstten alarak istediğiniz gibi elemanları ya da işte biz kendimiz elastik modülüs ve termas değerleri girerek ve burada da H1, H2 yüksekliklerini belirterek sıcaklık değişimlerini tanımlamamız mümkün olmaktadır. Bunu da kapatıyorum. Buna ek olarak isterseniz dinamik load kısmında fonksiyon girmemiz mümkün. Arrest Functions'a bastığımda Add butonuna basıyorum. Burada Design Spectrum'u ister burada Excel'den kopyala yapıştır yaparak istersek herhangi bir Design Spectrum'u burada standardı seçip değerlerimizi girip okey deyip Spectrum'u oluşturabiliyoruz. Ya da Import File deyip burada SGS, SPD dosyalarını import edebiliriz. Ya da Time History Functions'a geldiğimizde Time History fonksiyonlarda da gene Add Time Function deyip burada güzel bir özellik var. Sivil'in içerisinde kayıtlı olan deprem kayıtlarını çağırarak sisteme hani sizin benzer bir deprem kaydınız varsa bunu yapıya etkilettirebiliyoruz. Gene import butonuna basarak burada SGS, THD dosyalarını çağırabiliyoruz. Tabi isterseniz de Excel'den direkt kopyala yapıştır. İlla import etmenize gerek yok. XY eksenlerini Excel'den kopyala yapıştır yardımıyla buraya atmanız mümkün olmaktadır. Şimdi dinamik şeyleri de gösterdik.
Burada analiz kısmına geliyorum. Rezans kısmında öncelikle bir load kombinasyon oluşturalım. Yani sonrasında da oluşturabiliriz bunu. Concrete Design'a geldim. Auto Generation butonuna bastım. Gelen pencerede istediğim standarda göre neye göre yapmak istiyorsam istediğim standarda göre kombinasyonu otomatik olarak oluşturabiliyorum. İstersem alt tarafta yeni bir tane ekleyip olanları da revize edebiliyorum. General'a da ekleyelim aynı şekilde. Tamam. Şimdi artık analizimizi gerçekleştirebiliriz. Perform analyze dedim. Burada merak edenler için hani analiz ne kadar sürüyor diye bekleyeceğim. Yaklaşık 20-30 saniye arasında ki bir sürede analizimiz tamamlanacak. Bu arada Kemal Bey bir soru sormuş, bu videoyu paylaşacak mıyız diye. Evet, sunum sonrasında, webinar sonrasında YouTube'da bu paylaşılacak. Size de katılanlara da bilgisi verilecek. Evet, gördüğünüz üzere 31,52 saniyede analizimiz tamamlandı. Şimdi sonuçları kontrol edelim. Result sekmesine geldim. Deformation butonuna bastım. Deformation butonunda herhangi bir inşaat aşamasındaki sonuçları görebiliyorum. Burada ölü yük, tendon etkisi ya da creep and shrinkage etkisini düşünebiliriz. Ya da toplam bütün deplasmanları ele alarak DZ'yi seçtim. Values, Legend aktive ettim. Apply butonuna bastığımda gördüğünüz gibi sistemin deform shape'ini görebiliyorum. Burada istediğiniz gibi tüm inşaat aşamalarındaki sonuçları görebilirsiniz. İsterseniz kontur görünümünde renklendirerek deplasmanları da 3 boyutlu görmeniz mümkün. Bu uzun dönemdeki davranış, son süreçteki davranış ya da beam diagramlara geldiğimizde burada gene aynı şekilde CS4 üzerinde diyelim. MY Moment'i kontrol edelim. Solid 2'de seçtim. Gene Values, Contour, Legend açık. Formu kapatalım isterseniz. Burada gördüğünüz üzere Values'u da kapatalım. Gördüğünüz gibi tüm değerleri gene her inşaat aşamasında izleyebilmemiz mümkün. Burada istersek şu sol taraftaki 3 noktaya basarak demin ki mesela dead load'u seçiyorum. İnşaat aşaması 11 seçili. Sadece part I dedim. Okey dedim. Burada gördüğünüz gibi tablo halinde de sonuçları almamız mümkün. Burada sağ tıklayıp export to Excel diyebilirsiniz ya da şu şekilde seçip kopyala yapıştır deyip Excel'e atmanız mümkün. Initial View'e geçtim. Results kısmından Result ve Table'e gidiyorum. Bu sefer de tendon kayıplarından kontrol edeceğim. Results Tables'ta tendon altında tendon loss seçeneğini seçtim. Burada gene gördüğünüz gibi istediğiniz tendon tipini seçip istediğiniz inşaat aşamasında pardon.
apply deyip buna göre tüm tendonları, her türlü kayıplarını görebiliyoruz. İstersek sağ tıklayıp tendon time dependent loss graph seçerek burada tablo sonuçlarını grafiksel olarak da görmemiz mümkün olmakta. Hareket büyükleri kontrol edelim. Yine results altında Moving Tracer butonuna basıyorum. Burada Beam Force Moment seçeneğini seçtim. Şimdi burada Key Note diyor. Burada istediğimiz bir elemanı seçebiliriz. Uzun döneme geçtim. Mesela 24 nolu elemana bakalım. 24 eleman neredeymiş? Şuradaymış. Buraya 24 nolu elemanı yazıyorum. Ve Applet tıkladım. Sanıyorum şurada gösterecek sadece. Evet, ben 24'e geldim. Açalım. Sorulmuş değilse normalde görebilmemiz lazım aynı şekilde. Şimdi gördük. Burada gördüğünüz gibi 24 nolu elemanı seçerek 24 nolu elemanın üzerindeki reaksiyonları maksimum olan influence line'ı ve hareket büyüklüğünün nerede olduğunu görebiliyoruz. Burada yani diyoruz demek ki araçlar buradayken 24 nolu elemanın üzerinde en fazla yük oluşmaktadır. Mesela 50 nolu elemana bakalım. 50 nolu eleman içinde şey buradayken, araçlar buradayken kritik oluyormuş. 30 dediğimizde de bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir elemanın şeyini görmemiz mümkün durumunu. Mesela 24 nolu elemana offset değerini kontrol edelim. Burada bakın maksimum değer 61,15 çıkmakta. Sağ tıklıyorum. Forces Beam Forces Moments'e gittim. Tekrar Offset dedim. Şurada 24 nolu elemanı seçiyorum. Ondan sonra tekrar gidelim. 24'te de hareketli yükü kombinasyonu seçiyorum. Ve demin gördüğümüz 61,16 değerini burada da kontrol edebilirsiniz. Doğru gösterdiğine bu şekilde emin olabilirsiniz. Şimdi son olarak da tasarım kısmını göstereceğim. Tasarım kısmından PSC sekmesine geliyoruz. PSC sekmesinde önce standardımızı seçebiliyoruz burada. Parameters butonuna basarak burada istediğimiz sonuçların gösterilmesini sağlayabiliriz. Malzememizi burada istersek tasarım için farklı malzeme kullan diyebiliyoruz. Mesela ASTM C4000 kullan. Yine ASTM'de Grade 40 malzemeyi de tasarım yap diyebiliyoruz. Şimdi burada bir output ve design position var. Design position'ımız tüm yani hangi elemanların tasarlanması gerektiğini
göstermektedir. Burada ben üstteki dek elemanlarımı seçiyorum. Apply'e tıklıyorum. Görebileceğiniz üzere burada tüm elemanlarımızı seçtik. Bir de output var. Output içinde rapor çıktısını hangi elemanı vermemize soruyor. Ben burada 24 nolu elemanı seç diyorum. Apply dedim. Sadece 24'ün çıktısını bize verecek. Bundan sonra perform design deyip tasarımın yapmasını bekleyeceğiz. Burada da gene süreyi görmeniz açısından bekliyorum. İsterseniz burada beklemeyelim, yapılmışın üzerinden devam edelim. Dizayn yapılmış durumda burada aynı şekilde. PSC result diagram'a basıyorum. Burada şimdi tasarımın gelen yükler üzerindeki etkisini göreceğim. Apply'a bastım. Şurayı solid yapalım. Tekrar basalım. Burada görebilirsiniz. Flexure Y komponentında, eğilme momentinde üstteki çizgilerimiz kapasitemizi göstermektedir. Alttaki dolu grafiklerde segmentlere gelen yükleri göstermektedir. Mesela Shear'a baktığımızda Shear'da bazı bölgelerde gelen yükün kapasitenin üzerinde olduğunu görüyoruz. Buna göre tasarımımızı modifiye etmek durumundayız. Bir de burada Excel report'a bastığımızda açılacak olan dosyayı göstermek istiyorum. Bunu hiç ellemedim şu anda. Gene 24 nolu elemanın tasarım çıktısı. Bu raporda gördüğünüz üzere elemanın özellikleri, malzeme özellikleri, ondan sonra üzerindeki kuvvet ve gerilmeler, ondan sonra moment of inertia ve gelen yük gelen durumları. Ve burada kontroller yapıldıktan sonra öncelikle kontrolün hangi standarda göre, standardın hangi bölümüne göre yapıldığı, formülleri, hatta bu şekilde görebileceğiniz gibi formüller yer almakta ve kontrolün sonrasında kontrol sonucunun sağlam mı değil mi olduğunu göstermektedir. Burada okey derken mesela alt tarafta NG olarak bizi uyarmaktadır. Buna göre tasarımları da kontrol edebilmekteyiz. Evet, wizard kısmı da bu şekilde. Şimdi hızlıca bayağı zamanımızı açtık esasında. Hızlıca bir de camber kontrol sistemine yapalım. Üzerinden geçelim. Şimdi camber kontrol sisteme geldiğimizde burada şunu söyleyebiliriz öncelikle. Yapılar büyüdükçe ve geliştikçe inşaat aşaması analizlerini büyük önem arz ettiğini görüyoruz. İyice deplasmanlar artabiliyor, yükler artabiliyor. Buna göre yapılardaki inşaat aşaması tanımlamalarının, yük tanımlamalarının çok daha iyi, çok daha gerçeğe yakın yapılması gerektiğinin önemini artık hepimiz biliyoruz. Burada da özellikle de FCM köprülerdeki bu segmentsel inşa edilmesinden dolayı inşaat aşamasının gene önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi camber dediğimiz biliyorsunuz deformasyona karşı nasıl önlem almamızı gösteren bilgi. Şimdi bunu etkileyen şeyler nedir? Öncelikle sürme ve büzülme bunların başında gelmektedir. Yükler altında, sabit yükler altındaki
deformasyonlar, bilir deformasyonlar oluşmaktadır. Bunun yanı sıra bundan oluştuğunda tendonlarda öngerilme kayıpları meydana gelmekte. İnşaat süreçleri bunu zamansal etkilemektedir. Malzemelerin davranışları zamana bağlı etkiler gene bu şekilde deformasyonu etkilemekte ve gene hani inşaat süreciyle bağlı olarak zamanın daha uzaması, inşaat süresinin uzamaları da tüm etkileri, tüm tasarım etkilerini onu meydana getirmektedir. Şimdi aşırı eğim köprü estetiğinde bozulmasına ve bakım yapılabilirlik ve trafik güvenliğinde aşılmasına neden olmaktadır. Prekember, ön kember, ben prekember diyeceğim. Prekember hesabı da istenilen döşeme seviyesiyle segment yükseltmesinin toplamına eşit olmaktadır. Bunu hesaplamaktayız. Midas da her zaman yenilikçi çözümler ile daha pratik ve gerçekçi sonuçlara ulaşmaya çalışmaktadır. Burada da oluşan deformasyonları önceden tahmin etmek için gereken araçlar gösterilmektedir. En altta görebileceğiniz gibi kember araçlarında işte teğet hareketlerin hesaplanması, yerinde döküm ve üretim kember grafiklerinin ve kablolarını oluşturma ve inşaat aşamaları için Kember aplikasyonu araçları yer almaktadır. Gerilme birim, Midas sünme birim deformasyon hesabı için öncelikle sonlu elemanlar ve bu time step metodunu beraber kullanmaktadır. Toplam birim deformasyonu sünme büzülme ve eğer gerildiği takdirde sıcaklık değişiminin parametreleri içermektedir. Gerilme birim zaman aralıkları ile uygulanarak her bir parametre sabit durmakta. Bundan dolayı da herhangi bir T zamanındaki toplam sünme deformasyonun T zamanına kadar gerilme değişimlerin etkisiyle oluşan sünme deformasyonların toplamına eşit oluyor. Bu şekilde toplandığında doğrusal interpolasyon ile toplam sünme değeri hesaplanabiliyor. Unutmamalıyız ki biz burada gerçeğe en yakın resmi oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki sahadaki tüm deplasmanları birebir bulmamız mümkün değil ama en yakın mertebeyi bulmaya çalışıyoruz. Konsol bir yapının imalatı sırasında inşaat aşaması hesabı mutlaka gerekmekte. Köprünün de inşaat aşamaları simüle edilmesiyle köprünün gerçekte nasıl davranacağı tahmin edilmektedir. Eğer inşaat aşamaları sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılsa sonraki aşamalarda için ek analizler yapılmalıdır. Ayrıca inşaat sırasında kullanılan iskele ve kalıbında ağırlığın dikkate alınarak hesaba dahil edilmesi gerektiğini de belirtmek isterim. Şimdi burada göreceğiniz üzere inşaat yani yerinde dökme durumunda kember oluşumunu görüyorsunuz. Sol taraftaki grafikler bizim basit bir konsol kirişimizi göstermektedir. Şimdi isterseniz modelimize dönelim. Burada demin ki konsol yapının bir örneğini görebilirsiniz. Önden bakacak olursak bu yani 5 elemanlı birinci inşaat aşamasını oluştursun. Böyle bir hani dengeli konsol yapının bir tarafına bakıyor gibi düşünebiliriz basit anlamda. İkinci inşaat aşamasına geldiğimizde ayrı bir 5 eleman eklendi ve üçüncü aşamaya geldiğimizde de ayrı bir 5 eleman eklendi. Şimdi burada ilk aşamaya gelelim ve hidden yapıyı kapattım ve deformasyonları kontrol edeceğim. Deformasyonlara geldiğimde sadece DZ dedim. Evet, burada görebileceğiniz gibi oluşan deformasyonları burada izleyebiliyoruz. Şimdi tekrar sunuma geldiğimde oluşan deplasmanları burada görmemiz mümkün. Şu şekilde bakalım.
Şimdi ikinci inşaat aşamasını oluşturduğumuzda, şurada ben notları kapatayım, kafamızı karıştırıyor. Evet. Şimdi burada 4.780 birinci inşaat aşamasında 4.789 milimlik bir deplasman görüyoruz. Burada görebileceğiniz gibi sunumda da ilk aşamanın deplasmanı 4.789 milim olarak yazılmış. Şimdi ikinci aşamaya geldiğimizde burada ilk kısım ne oluyor? Eklenen ikinci kısmın etkisiyle biraz daha fazla aşağıya iniyor ve ilk kısmında bir kendi deplasmanı oluyor. Burada kontrol edelim. 64.965'lik bir deplasman. Burada ise biz 27.017 görürken bizim sunumumuzda 22.228 gözükmektedir. Şimdi bu fark nereden geliyor? Bu fark şu anda biz toplam deplasmana bakıyoruz. Ama sahada oluşacak deplasman sadece net bu inşaat aşamasındaki deplasmanın geri çekilmesi, yani camber hesabı için bizim net deplasmana ihtiyacımız var. Bunun için de burada gözüken Current Step Displacement seçeneğine tıkladığımızda sadece net deplasmanı görüyoruz. Yani sistemde ikinci kısmın eklendikten sonra oluşan deplasmanı görüyoruz sadece. 22.228, burada da gördüğünüz gibi 22.228. Şimdi üçüncü aşamaya geldiğimizde ise yine ben bunu kapattığımda gördüğünüz gibi bu kısmı, yani ilk iki kısmı bu sefer daha fazla deplasman yapıp üçüncü kısmı yukarıda kaldığını görüyoruz. Ama yine ben bunu Current Step Displacement'ı çalıştırdığımda yine sadece son eklenenlerin etkisiyle buradaki 116.96 milimetre değerin esasında camber değeri olduğunu görmekteyiz. Şimdi bunu nereden aktive ediyoruz? Bunun için Analyzes kısmında Construction Stage butonuna bastığımızda alt tarafta Save Output of Current Stage. Eğer biz bunu aktive eder isek burada Current Step Displacement'ın seçeneğinin aktive olduğunu göreceğiz. Şimdi Result kısmına gelip Camber Reaction'a, bunu öbür tarafta bakalım isterseniz. Şu şekilde. Bu tutorial modeli. Tutorial modeline geldiğimde grafik view'u oluşturduğumda gördüğünüz gibi sistemin camber kontrol grafiği, yani oluşturulduğunu görüyoruz. Şu anda bizim gördüğümüz grafik, demin size gösterdiğim buradaki Current Step Displacement'ın aktive edilmiş hali ve sadece Construction Stage camber grafiğini göstermektedir. Bunu nereden anlayabiliriz? Buraya gidelim. Burada Deform Shape'i oluşturalım. Şimdi karşılaştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi az önce anlatmıştım. Camber oluşan deplasmanların ters yönde hareketini belirleme durumu. Şimdi burada bizim oluşan deplasmanımız burada aşağı giderken camber grafiğimiz yukarı gitmektedir. Yani biz burada segmentleri yukarı doğru deplasman, yani bizim deplasman vererek yukarı doğru montajını yapmamız gerekiyor ki sonucunda düz bir satın elde edebilelim. Burada da burası aşağı inerken, daha sonra deplasmanımız yukarı çıkarken grafiğimiz aşağı inmektedir. Burada da gene ters bir hareket görmekteyiz. Şimdi tekrar öbür basit modele geliyorum. Şimdi biz burada construction stage, daha sonra inşaat yerinde dökme inşaat aşamasının camber'ını kontrol ettik. Bir de segmentsel, yani prekast yapıları camber'ı nasıl kontrol ediliyor, ona bakalım.
Şimdi bunun içinde bizim şuradaki grafikten görebileceğiniz üzere her eklenen segment sonrasında segmentler halihazırda üretildiği için bir önceki hareketin de sonraki eklenecek segmentleri etkilediğini görüyoruz. Sürekli artan bir grafikle gidiyor. Yani bizim burada ilk kısmımız eklendi. İkinci kısmı eklediğimizde ilkinin davranışı burada eklenerek gidiyor. Bunun ikincisinin davranışı, doğrusal hareketi burada eklenerek gidiyor ve logaritmik olarak artan bir deplasman grafiği oluşuyor. Şimdi bu değerleri kontrol edelim. Şimdi bunun içinde demin bizim hatırlarsınız 200 ilk şeye gidelim. İlk inşaat aşaması 4.789. Bu zaten değişmeyecek. İkinci aşamada 64.965'ti. Şimdi stage bölü step real displacement seçeneğini aktive ediyorum ve OK'ye bastığımda bizim 64 olan deplasmanımız 76'ya çıkmış bulunmakta. Giderek artarak hareket ediyor. Üçüncü inşaat aşamasına geldiğimizde bunlar eklenerek hatırlarsanız burada toplam değerimiz 257 idi. Fakat şimdi 384 milimetrelik bir değere ulaştı. Çünkü dediğim gibi artarak her eklenen segment bir öncekinin de etkisiyle daha fazla deplasman yapacak ve burada tüm aşamalardaki deplasmanlar toplanarak aşağıya sonuca etkileyecek. Şimdi aynı durumu köprüde görelim. Burada General Camber'a gidiyorum. General Camber'da Camber kontrolü seçiyorum. Okey diyorum. Ve Graph View'a geldiğimde burada şimdi bize iki tane grafik veriyor. Deminki grafiğin aynısı Construction Camber. Bakın burada General Construction Camber yazıyor. Ve alt tarafta da Manufacture Camber. Yani bakın deminki deplasmandan çok daha fazla bir deplasman oluştuğunu ve o deplasmana karşı camber'ın hesaplandığını görmektesiniz. Bu şekilde Manufacture Camber ve Construction Camber'ın farklarını anlatmak istedim. Son olarak da bu arada bu Manufacture Camber yani şuradaki Stage by Step Real Displacement'ı aktive etmek için de gene Construction Stage kısmında Initial Tangent Displacement for Erected Structures komutunu aktive ediyoruz. Bunu aktive ettiğimizde burada ikinci maddenin de açıldığını görebilirsiniz. Şimdi son olarak da inşaat aşamasını yapıyoruz. İnşaat aşamasında bizim hesapladığımız camber'ı gene biz inşaat aşamasına ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için load kısmına gidiyoruz. Load kısmında Construction Stage ve Camber for Construction Stage butonuna tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda bize 3 tane farklı seçenek geliyor. 3 seçenekte Deformation Camber yani oluşan bizim oluşturduğumuz camber grafiğini sisteme geri yüklüyoruz. Ya da nodlarda oluşacak deplasmanı biz camber'ı biz kendimiz belirleyip bu nodlar arasında interpolasyon yapmasını istiyoruz. Ya da her bir nod için ayrı ayrı camber bilgisini girebiliyoruz. Biz şimdi burada deformation camber yani bizim hesapladığımız camber'ı girmemizi isteyeceğiz. Nasıl yapıyoruz? Burada elemanlarımızı, sadece deck elemanımızı seçiyoruz ve apply butonuna basıyoruz. 3 noktaya bastığımızda her segment için camber'ın ayrı bir deformation yani ters
deplasmanı sisteme verdiğimizi görebiliyoruz. Ve bunun sonucunda result'a gidip deformation, deform shape dedikten sonra CS17'den. Şimdi mesela biz burada deplasmanımız nasıl oluyor? Bu şekilde bir grafik oluşuyor. Fakat en sondaki Including Camber Displacement butonuna tıklayarak Apply butonuna bastığımızda sonuçta bizim oluşturduğumuz camber hesabının sistemi doğru bir şekilde etkilediğini ve bu deplasmanın camber etkisi altında bu hale döndüğünü görebiliyoruz. Yani bu bir şekilde tasarımımızı tekrar kontrol edip kendimize check etmemize olanak sağlıyor. Özet geçecek olursam burada işte inşaat aşamasındaki analiz seçeneklerinde bu Initial Displacement for Construction Stage butonunun ne işe yaradığını gördük. Burada demin ki en son camber hesabımızı sisteme atmak için alttaki Apply Camber Displacement for Construction Stage butonunu da aktive etmemiz gerekmektedir. Buna göre sistem kendi deplasmanlarını kendi içerisine tekrar dahil edecektir. Sonra camber reaksiyonlar, FCM camber ve General Camber sistemini gördük. Burada camber kontrolünün nasıl yapıldığını izledik. Ve en son olarak da inşaat aşamasındaki bizim hesapladığımız camber hesabını sisteme tekrar nasıl eklediğimizi ve sonucu nasıl eklediğini gördük. Umarım sunumun sonuna geldim. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Zamanımızı bayağı açtık. Eğer hani sorunuz olursa bana mail yardımıyla mail ortamında atmanızı rica edeceğim. Tek tek tüm maillere cevap verip sorularınızı karşılıksız bırakmamaya çalışacağım. Katıldığınız için teşekkür ederim. İyi günler.